buen día, señor. Muchas gracias. Allah, kafamızı vurduk. Okay, seguro. Gracias, señor. Para Toros Santos acá? Sí, aquí pasa el otro bus. Ok, gracias. Yo tengo 20. ¿Tienes 5? ¿No? No, no tengo. Ok. Deme 5 y le doy 10. No, te... no, momento. ¿Qué tengo? Ah, tengo. Sí, ah, ahí gracias. Estamos, vaya, pasa, gracias. Bende de abide de beşlik çıkmadı. Nereden bulduysa çıkardı beşlik. Hadi bakalım. Arkadaş, son birkaç gündür her yere kafamı çarpıyorum. İyice salaklaşacağım. Çantayı da şöyle alalım sırtımıza. Burada yazmıyor ama abinin dediğine göre Todos Santos'a buradan gidiliyor. Hola, buenas. Geldim yine dağlara. Nasılsınız dostlar? Umarım herkesin keyfi de sağlığı da yerindedir. Yine dağ köylerine çıktım. 3200 metredeyiz. Mamların yaşadığı Todos Santos, bir garip bir ismi daha vardı, onu hatırlamıyorum. Böyle bir köye gideceğiz şimdi. Dağ köyüne gideceğiz. Mam halkını tanımak için, sizlere de tanıtmak için düştüm yollara. Şimdi bir servise bindim. Wobetenanga'dan 15 quetzales beni buraya kadar getirdi. Buradan da başka bir minibüse binip köye gideceğiz. Biri şapkasını düşünmüş. Amigo, ¿está arriba? Sí, me lo alcanza, por favor. Ok. Hola, buenas. Geldik dostlar. Todos Santos. Chuchu neydi? Şurada yazıyor. Chuchu Kumatan'dayız. Aa bak, bu da kendi yerel dilleri. Buraya yazmışlar. Kıyafetleri görüyorsunuz değil mi? Bu videoda dikkat etmenizi istiyorum. Yerel kıyafetlere dikkatlice bakın. Genellikle böyle yerel halklarda kadınların giydiği geleneksel kıyafetler daha çok dikkat çeker. Ama bazı halklarda erkeklerin giydiği kıyafetler daha fazla dikkat çekiyor. Mamlar da bunlardan biri. Baksanıza. Şöyle bir gömlek giymiş. Çizgili. Altında da çizgili pantolon. Kırmızı renkli, mavi renkli. Belinde çanta. İşlemeler, desenler. Vallahi o kadar güzel ki. Herkes de aynı giymiş ha. Güzel bir kalabalık var. Panayır'a denk geldik galiba. Erkeklerin kıyafeti çok ilginç ya. Aklıma direkt bu çizgili pantolonları görünce, bu eski filmlerde eski hapishaneleri canlandırırlar ya, o mahkumlara böyle bir kıyafet giydirirler. Direkt o canlandı aklımda. Hola, buenas. Çantaları da çok güzel. Yanlamasına bak, bir çanta takıyorlar. Şu amcanın giydiği çanta. Taktığı çanta. Çiçekli mi çekti böyle? Gayet güzel. Hola, buenas señor. ¿Cómo estás? Sí, por aquí. ¿Usted de dónde es? Solo paciente, Turquía. ¿De qué país es? Turquía. 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 Sí. Ah.
Vine un poco a conocer aquí, ¿entonces? Solo paseando. Ajá. Sí, solo ya paseando. Se va a regresar. Muchas gracias, señor. Bueno. Buen día. Bueno. Gracias, buen día. Señor Don Félix. Abi grup çok iyi. Hola, buenas. ¿Cómo estás, señor? ¿Tú qué? Turquía, solo paseando. Oh, Turquía. Oh, sí, solo paseando. ¿Sí? Sí. Oh, ¿cuánto tiempo aquí? Eso, ahora. ¿Ahora? Sí, un día. Un día. Un día acá. Sí. Sí, me gusta tu ropa, señor. Oh, sí, sí. Sí, está bueno. ¿Está tradicional, mam? Sí, yeah, sí. Yeah. Idioma, mam. Yeah. ¿Cómo es hola? Hola. Hola. Idioma mam. No muy se consigo. Hola. Hola. Hi tei. Hi tei. Hi tei. Gracias. Chonde. Chonde. Hi tei. Chonde. Chonde, señor. ¿Tu nombre? Burak. 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 Sí. En Turquía. Sí, Turquía. ¿Cómo se llamas? ¿Dónde pasó la terremoto? No sé, en Turquía. Sí, terremoto. Sí, está. Sí, muy mal. Sí, muy mal. ¿Cómo se llamas? Pablo. Pablo. Mi nombre es Pablo. Mucho gusto, señor. Sí. ¿Esta es centro? Sí, es nomás el centro. El centro. Sí, es nomás centro. Okay. Sí, sí, es nomás centro. Está mucho persona acá. Oh, sí, sí. Nomás día de hoy sábado mucho persona. Ah, okay. Ya mañana no. Solo el día sábado hoy. Ah, solo sábado mucho persona. Mucha gente, mañana sí. No. Mañana yo. Ah, okay, señor. Sí. ¿Es posible acá habitación? Sí, 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 hay mucha habitación. ¿Mucha habitación? Mucha. Ah, ok, ahí está. Sí. Gracias, señor. Hasta mucho luego. Gusto. Bye. Hasta luego, bye, bye. Ay, aquí estoy. Hola, buenas. Bu arada hani erkeklerin kıyafetlerinden bahsettim ama kadınların kıyafetleri de hakikaten gayet güzel. Renkli renkli, desenli etekler, gömlekler. Ama o diğer halklara... Mesela Tuzukillere, Kiçelere, Kakçikellere biraz daha benziyor. Mao halkının erkeklerinin giydiği kıyafetler bir tık daha farklı. Hola, buenas. İyi denk geldi valla. Bir mam dilinden de iki kelime öğrenmiş olduk. Hola, buenas. Sıcak kanlılar ya, güler yüzlüler. Birazcık daha araştırma yaptım yolda gelirken 40 bin nüfuslu bir dağ kasabasıymış burası. Pueblo diye bir kelime var İspanyolca'da, köy demek. Bazen kasabaları da pueblo olarak geçiriyor bazı kaynaklar. Oradan köy kasabaya şaşırabiliyorum bazen. Böyle gidiyorum ama nereye gidiyormuş bilmiyorum ya. Önce şu çantayı bırakacak bir yer bulmam lazım. Dolanıyorum sırtında böyle. 30 kilo var üstümde şu an. Tam olarak 30 kilo var üstümde. Şu panayıra geri dönmem lazım benim. Burada da kıyafet, battaniye, battaniye satıyorlar. Şu an 3100 rakımdayız. Yüksekteyiz yani, bayağı yüksekteyiz. Ha bak kapatmışlar yolu. ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? No entiendo. No entiendo. Como solo me Abi elin amaçatayla dolaşıyor, anlamadım daha ne dediğini. Arkadan zaten dünyanın sesi geliyordu abinin söylediğini de hiç anlamadım. Gracias. Bir tane otel buldum kendime, böyle bir oda. Fiyat sorayım dedim. 50 quetzales dedim, tamam. Hiç başka bir yere bakmaya gerek yok çünkü Guatemala'da en ucuz yer ne kadardan başlıyor?
İşte 60, 70, 80 quetzalesten başlıyor da hosteller, paylaşımlı odalar. Ha böyle bir odada kalacağım. Burası da banyo tuvalet olsa gerek aynen. İyi bulduk ha, 50 quetzalesi. Ben daha pahalıdır diye düşünmüştüm. Pencere yok. Çok hava yok ama olsun. Gerçi şurada varmış pencere. Şöyle kapıyı kapatalım da. Hoppa. Ha, kaldığım otel burası. Otel turist ofisine yazıyor. Ya gerçi ofisine ofis demek. Şöyle pembe bir bina. Otel turisti görünce geleyim bir fiyat sorayım dedim. Hemen çantayı bıraktım. Anında burası işte. Hemen şu sokağa dönüyorsun. O yürüdüğümüz cadde. Tam merkezdeyiz yani. Burada otel olmasının sebebi de 1 Kasım'da at yarışları düzenleniyormuş burada. Onu da şöyle bir hikayesi var. Tabi rivayet bu. Yani gerçek midir bilmiyorum. Büyük ihtimalle yalandır yani. Öyle tahmin ediyorum. Mamlar eskiden kuvvetli bir halkmış. Buraları komple mamlar yönetiyormuş. Yani onların krallığı varmış. İspanyollar gelip buraya çökünce, anlatmıştım bir önceki videoda nasıl teslim aldıklarını bazı yerleri. İspanyollar gelip buraya çökünce tabii mamlar ister istemez onların boyunduruğu altına giriyor. Bazı isyankar mam erkekleri İspanyolların atlarını kaçırmışlar. Yani böyle bir hikaye var. Öyle olunca bu insanları onurlandırmak için 1 Kasım'da at yarışları düzenliyorlarmış. İşte ülkenin bazı yerlerinden insanlar, işte mam halkına mensup olan insanlar gelip burada at yarışlarına katılıyormuş, otellerde kalıyormuş. Yani hikaye bu. O yüzden burada oteller varmış öğrendiğim kadarıyla. Oğlum çok iyi ya kıyafetler. Bir tane alıp ben de mi giysem acaba? Mamlar 22 Maya etnik kökeninden gelen halklardan biri. Zaten birkaçını anlatmıştım, geçmiş videoları izleyenler hatırlayacaktır. Guatemala'yı çok sevdiğim için, bu halklar da ilginç geldiği için, kültürlerini öğrenmek istediğim için Guatemala seyahatimi normal tasarladığımdan daha uzun bir hale getirdim. Dedim hazır gelmişken halkları da gezeyim, öğreneyim kültürlerini, tanıyayım onları, sizlere de aktarayım istedim. Birkaç tane halk anlattım. En son Kakçikeller'di galiba ya, Kiçeler de olabilir, tam hatırlamıyorum. Sıra geldi mamlara. Bu insanlar da Mayaların torunları. Çantalara bayıldım ya. Çantalara bayıldım, bayıldım. Kendi dilleri var. Kendi inanışları, kültürleri var. İşte en belirgin kültürleri de işte kıyafetleri. Bizim direkt görebileceğimiz. Şurada bir kalabalık gördüm. Pazarın girişi gibi. Dalalım bakalım buraya. Mamların şöyle bir özelliği varmış. Çocuklarını küçük yaştan itibaren eğitiyorlarmış, öğütlüyorlarmış kültürlerini koruma konusunda. Hani yerel kıyafetlerini giymekten çekinme, sakın utanma. Kültürünü yaşatmaktan utanma. Kültürünü koru. Böyle öğütler veriyorlarmış çocuklarına. Şu ilaçları bu şekilde satma olayı birazcık garip geldi bana Guatemala'da. Başka hiçbir yerde görmedim. Belki ben dikkat etmemişimdir, bilmiyorum. Bu insanlar hayatlarını topraktan kazanan insanlar. Tarım var, hayvancılık var. İşte mısır yetiştiriyorlar. Hola, buenas. Hola. Kahve yetiştiriyorlar, sebze yetiştiriyorlar, meyve yetiştiriyorlar. Hola, buenas. Abla, takıldım yemin ediyorum sana. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Geçemedim. Birçok yerli halk gibi hayatını topraktan kazanan insanlar. Şu meyvelerin üstüne bayağı garip alavanas soslar sıkıyorlar, baharatlar döküyorlar, karabiber falan döküyorlar mangonun üstüne. Güney Amerika'da da yapıyorlardı aynısını. Çok garip geliyor bana ya karabiber dökmeleri. Hola, hombre. Hola. ¿Cómo estás? Hola, señora. Şapkalara bak ya. K
kasabanın merkezinde bir tane kilise var. Nedense hep kiliseler bembeyaz ha. Yani bu şekilde inşa etmişler. Mimariler daha çok benziyor. Diğer ziyaret ettiğim halkların kasabalarında da böyleydi. Şöyle içeriye bir göz atalım. Rahatsız etmeden. İnsanlar dua ediyorlar. Günümüzde tabii bu insanlar asimile olmuş durumda. İspanyollar sebebiyle Hristiyanlığı benimsemişler. Yanlış bilmiyorsam Katolik inancına sahipler. Ama önceden birazcık farklı bir inançları varmış. Nasıl bir inanç? Doğadaki ruhlara ve ataların ruhlarına saygı duydukları, onlara inandıkları bir inanç sistemleri varmış. Ataların ruhlarını, doğadaki ruhları anacak ritüeller yapıyorlarmış. Birazcık garip bir inanç olarak geldi bana. Yani çok karşılaştığım bir inanç tipi değil açıkçası. Günümüzde 600 bin civarı mam yaşıyor Guatemala'da. Belki toplasanız bir elin parmak sayısını geçmez belki bu inancı hala devam ettiren. Yani bu mecazi de bayağı bir azdır anlayacağınız. Şöyle arka sokaklara doğru gidelim bakalım ne var ne yok. Bu arada yaklaşık 6 saattir ayaktayım. Sadece bir parça kek yedim o kadar. Hiçbir şey yemedim onun dışında. Birkaç yudum su içtim. Bir şeyler yesem gayet güzel olacak. Bu arada Guatemala'da komedorlar var. Restoranlar yok. Komedor derseniz restoran buluyorsunuz. Birkaç kişiye restoran sormuştu. No restoran, komedor, komedor dedi. Kulağımın ağzına sıçtım be. Hayvanlar çok korkuyor ya. Ne yapıyorlar hayvanlara? Hola, señor, buenas. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Abimiz şapka satıyor. Seyyarda. Mamlar genelde dağlarda yaşayan insanlar. Dağ kasabalarında, dağ köylerinde yaşayan insanlar. O yüzden şu an bulunduğumuz kasabada mesela 3100'de demiştim. Bayağı fazla yokuş var. Hem yüksek hem yokuş tırmandığınızda birazcık böyle diye böyle nefes nefese kalabiliyorsunuz. Hola, buenas. Thank you. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y bien? ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres? Turquía. ¿Turquía? Sí. Ah, sí. ¿Hasta lejos? ¿Hasta lejos? Sí, I speak English. No. ¿Tú? I speak English too. English too. Normalmente yo hablo turco. Sí. Yo hablo inglés. Hola, buenas. Mucho gusto. Çok güzel görünüyor etraf be.
Yemyeşil yüksek dağlar. Azıcık da puslu. Komple dağların çevrelediği bir kasaba. Gayet güzel, severiz. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Ya. Ya. Grabando. Sí. Este documentaria para Turquía. Ah, ya. Sí. Hola, buenas. Dayı ne yapıyordu öyle ya? Fermuarı mı kapatıyordu? Şu karşı tarafa giden bir yol göremiyorum. Vardır muhakkak da. Acaba nereden dolaşıyor? Çünkü evler var karşıda. Ha, şurada bir yol var. Büyük ihtimalle oradan tırmanıyorlar. Evlerin hemen tepesinde de ufak ufak tarlalar var. Yanlış görmüyorsam mısır tarlaları. Mamlar %80'in üstünde mısır yetiştiriyorlarmış. Yani yetiştirdikleri ürünleri %'ye vurmuşlar. %80 mısır. Geri kalan da işte meyve, sebze, bilmem ne artık ne yetiştiriyorlarsa. Ama ana yetiştirdikleri şey mısır. Garip geldi bana. Çok yüksek bir oran değil mi acaba ya? Bu kiçeler çok garip bir topluluk. Zamanında kakçikellerle kapışmışlar. İspanyollar onları, kakçikellerin bulunduğu kısımları işgal edemiyormuş. Kiçeler yardım etmiş. Daha sonrasında mamları yine aynı şekilde. Mamlarla da böyle bir mücadele içindeymiş kiçeler. Yani düşman demeyeyim de, düşman ya niye demeyeyim ki yani. İspanyollar mamları da sömürmeye çalışıyor, işgal etmeye çalışıyor. Yine kiçeler böyle bir ufak bir yardım vardı bilmem ne. Bir puştuk var kiçelerde galiba, anlamadım ki yani. Herkes de böyle bir savaş içerisinde. Hadi kendi aranda savaşıyorsun. Yerel halksın sen. İspanyollar gelince onlara niye yardım ediyorsun yani? Düpedüz göttük ya. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos usted, señor? Solo paseando. Ah, paseando. Sí, solo paseando. Grabando video para Turquía. Ah, ya, 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 ya. Sí. La cámara se va. Sí, sí, sí. Ay, es... mira. Chingado, oso. No, no, se quitaron. ¿No? Okay. Okay. Pues ya le quitaste, ya estuvo. Ay, una vuelta, pues entonces. Ah, miren, quítenle ese señor que está ahí. ¿Ves? Ah, hola. Gözlüğe bak, dayının gözlükler şekil. Ortam güzel, ihtiyar heyeti. Te vas y que ve, te vas por todo cerro, todo cerro, todo cerro. Todo cerro. Todo cerro. Hay un camino. Ah. Hay un camino cuando te llegas aquí. Te llegas aquí, hay un camino que te vas ah. Para todo. So, ¿cuántas horas para arriba? Como ustedes son gal, pasa mucho. Sí, mucho. Hora y media. Hora y media. Hora y media. Para okay. Que usted va al pase, ¿sabes? Ok. Sí. Ok, hora y media. Está grabando ese chingado. A ver, no, no, no. Ok, dayı şu tepelere çıkıldığını no, söyledi. No, no. Aquí te vas, ve. Ah, şurası. Aquí llega hasta allá. Hay un camino. Ok, tamam. Atrás este cerro. Hay un camino. Se va recto un rondo. Okay. Un rondo llegó a comer. Dayılar çok kafaydı ya. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Diğer halklarda olduğu gibi mamlarda da bir kameraya karşı çekingenlik, utangaçlık var. Mesela fotoğraflarını çekmek istiyorum. Instagram'a koymak için, o kıyafetleri, hikayesini falan anlatmak için. Genelde hayır diyorlar. İşte video çekerken fark edince bazen çekme çekme vesaire diyorlar ya da hani çok bana tutma etrafı da çek gibisinden hani utanıyorlar yani öyle söyleyeyim. Bazıları problem yapmıyor, bazıları utanıyor. Bazen böyle izin alıyorum şey diyorlar, çekme diyorlar. Dayılar da böyle birazcık utangaçtı ama çok da sorun yapmadılar. Şöyle birazcık dolaşalım etrafı. Şimdi erkeklerin geleneksel kıyafetlerini gördünüz. Ben bir tane abiyle tanıştım. Fortunate abi. Onunla birazcık sohbet ettik. Daha sonrasında gel dedi bir yemek yiyelim dedi. Oturduk restorana beraber. Yemek yerken bir böyle sohbet, muhabbet. Konu kıyafetlere geldi. Bu arada orada video çekemedim. Bunun da sebebi çok fazla müzik vardı. Telif yiyorum müziklerden dolayı o yüzden koyamıyorum. Hola, buenas. Dayı
Tarlada çalışıyor. Feliz dia. Gracias. Amcam ya. Bu kıyafetlerin fiyatını sordum. Hani pahalı mı, ucuz mu? Çünkü mamlar, mam kadınları hem seramikte hem de bu el işi örgülerde çok iyi olduğu için namları var Guatemala'da. Kıyafetleri de kendileri örüyorlarmış. Sordum. Yani o işlemelerini filan. Dedi ki gömlek 150 quetzales. Pantolon 150 quetzales etti 300. Gömleğin yakasında şöyle bir işleme var ya kalın. Rengarenk. 1200 quetzales dedi o. Etti size 1500 quetzales. O neden pahalı biliyor musunuz? Onu da söyledi dayı. 20 günde örüyormuş onu kadınlar. Tamamen kendileri. Yani öyle bir tekstil ürünün üstüne öyle işleme falan atmıyor. Tamamen sıfırdan kendileri örüyorlar. Kalın işlemeler. Ama incik boncuk yok. Sadece renkli desenler yapıyorlar. Rengarenk ama. 7-8 renk saydım üstünde. Ve bayağı kalın. Ve kaliteli kumaştan, şeyden, iplikten yapıyorlar. O yüzden bayağı pahalıymış. Ve 20 gün yani. Hiç kalkmadan 20 gün çalışıyorlarmış. Ne yaptı? 1500 quetzales yaptı. Şapkaları ne kadardı? 300 quetzalesti. 1800 quetzales. Böyle pantolonlarını herkes giymiyor ama yani yarı yarıya diyebilirim. Şöyle apış arasını kapatacak şekilde, popo kısmını kapatacak şekilde bir, yani sanki ceket bağlamışlar bellerine gibi bir şey giyiyorlar, tamam mı? Onun fiyatı da 400 quetzaletmiş. O da ne kadar yapıyor? 2200 yapıyor toplamda. Bir de yandan taktıkları çanta var. Onun fiyatı da 150 quetzales. Etti size 2350 quetzales. Yanlış hesaplamıyorsam öyle. Yaklaşık 300 dolar ediyor yani. Aşağı yukarı fiyat böyle giydikleri kıyafetlerin. Baksanıza ya, gayet güzel ama kıyafetleri ya. Yani o tam takım giyersen aşağı yukarı 300 dolar ediyor ya. Bayağı pahalı yalnız. Bayağı bayağı pahalı. Buenas tardes. Bu yol böyle yukarı doğru devam ediyor. Aa bak şurada da evler var. Aa çıktı bizim yakışıklı. Her yerden bir köpek fırlıyor. Neyse daha yukarı doğru gitmeme gerek yok. Zaten kasabanın büyük bir kısmını dolaştım. Pek fazla görülecek bir şey de yok aslında yani. Önemli olan buradaki insanlarla diyaloğumdu. Onları göstermek istemiştim sizlere. Onlarla diyalog kurup o anları paylaşmak istemiştim sizlerle. Öğrendiğim bilgileri aktarmak istemiştim. Bunları yaptığımı düşünüyorum. Ki kasabanın birçoğunu da yürüdüm aslında. 40 bin nüfusu ufak bir kasaba demiştim videonun başında. Çevre köylerle birlikte 40 bin yapıyormuş nüfusu. Çünkü çevrede bir sürü bir yerde evler var. Gözüküyor zaten. Evet, bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Umarım keyif aldınız. Bilgilendirici şeyler aktarmaya çalıştım. Ama dediğim gibi önemli olan buradaki insanlarla diyaloğumu sizlere aktarabilmemdi. Başardığımı düşünüyorum. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Hakikaten böyle yerlerde video çekerken çok zorlanıyorum. Samimi söylüyorum. Yani çok sıcakkanlılar ama kameraya karşı bayağı çekingenler ve genellikle reddediyorlar kamerayı. Hola, buenas. O yüzden birazcık zorlanarak yapıyorum bu videoları. Gönül ister ki kafamdakini tam olarak aktarabileyim ama imkanlar dahilinde böyle videolar çıkıyor. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan ve bir sonraki videodan da hatta videolardan da keyif alırsınız. Adios amigos diyorum şimdilik. İleride müzik var, o yüzden oraya doğru kamerayla gitmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız, yanda bir de ziller var. Zil var. O zili açarsanız bildirimleri açmış olursunuz. Ben video paylaştığımda size haber gelecektir. Bir beğeni, bir yorum da atarsanız çok sevinirim. Ciao.